Herkese merhabalar. Bu videoda Anadolu İşsiz Otomotiv şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını inceleyeceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyen oraya katılabilir dedikten sonra incelemelerimize başlayalım. Türk lirası bazlı 10 çeyreklik şirketin bilançolarını gözden geçirdiğimizde satışların her çeyrek üstüne koyarak ilerlediğini, arttığını görüyoruz. Gayet güzel bir görüntü var. Faaliyet kârı aynı şekilde her çeyrek daha iyisi olarak devam etmiş. Net kâra baktığımızda da çok güzel bir görüntü var Türk lirası bazlı. Biz bunu bir de dolar bazlı bakalım, enflasyondan arındırmış olalım. Acaba orada nasıl bir görüntü olacak? Dolar bazlı baktığımızda uzun vadede şirketin satışlarının arttığını fakat artık belli bir doygunluğa geldiğini, belli bir stabiliteye ulaştığını görüyoruz. Zaten sürekli satışların hep de artması mümkün değil. Şu anda belli bir stabiliteye, belli bir olgunluğa gelmiş görünüyor satışlar. Faaliyet kârı da aynı şekilde çok güzel bir artış göstermiş ve son iki çeyrekte o da belli bir doygunluğa erişmiş görünüyor. Net kâr hali artma eğiliminde buradaki dolar bazlı görüntü de gayet güzel diyebilirim. Şöyle bir de halka açıklık oranına bakalım. Fiili dolaşım oranı %14,46. Biliyorsunuz ben 15 ile 40 arasında halka açıklık oranı olan şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. Bu şirkette yeteri büyüklükte 14,46 da çok küçük bir değer değil. Halka açıklık oranı gayet yeterli ve güzel ve de güvenli diyebiliriz. Çarpanlarına baktığım zaman şirketin ideal fiyat adil değerine yakın bir şekilde fiyatlandığını düşünüyorum. Yani fiyatta çok büyük bir ucuzluk da görmüyorum. Çok büyük bir pahalılık da görmüyorum diyebilirim. Şirket bilgileri ve ortaklık yapısına baktığımızda Anadolu Grubu Holding sermayedeki payı %55,4, oy hakkı oranı %55,4. Isuzu Motors %16,99 sermayedeki payı, oy hakkı oranı 16,99. ITOCHU Corporation %9,46 sermayedeki payı, oy hakkı oranı 9,46 ve diğer halka açık kısım 18,15 sermayedeki payı, oy hakkı oranı da aynı şekilde eşit bir şekilde dağıtılmış, adil bir durum var. Uzun vadeli sepetlere de eklenebilecek, uzun vadeli yatırım da yapılabilecek, güvenilir bir şirket görüntüsünde adil bir ortaklık yapısı olması nedeniyle. Şöyle bir akış tarafında önemli bir haber var. Sermaye arttırımının onay geldiğine dair bir haber var. Dolayısıyla bu şirkette 15 Ocak tarihinde artık bölünmüş olacak. Sermaye arttırımı yapılmış haliyle devam edecek şirket. Temettüler tarafında son 2 yılda düzenli olarak temettü ödediğini görüyoruz. Fakat ondan önce 2016 yılına kadar temettü ödemeden geçirmiş şirket. Yani çok düzenli bir temettü ödeme alışkanlığından burada bahsedemiyoruz. Fakat son 2 yıldır küçük de olsa temettüler ödemiş. Belki de o alışkanlığı yeniden edinmeye çalışıyordur diyebiliriz. Sermaye arttırımı tarafında dediğim gibi 15 Ocak tarihinde bedelsiz sermaye arttırımı yapılmış olacak ve bölünmüş lotlar tarafınızda yüklenecek. Bu şirketin de sermayesi arttırılmış ve güçlenmiş olarak hayatına devam edecek. Yakın zamanda sermaye arttıran şirketlerin de artık yakın gelecekte sermaye arttırımı yapmayacağını düşünüyoruz. Çünkü sermayelerini güçlendirmiş olacaklar. Bu gayet güzel bir şey. Şirketlerin sermayelerini güçlendirmesi o açıdan da faydalı ve olumlu buluyorum uzun vade için baktığımızda. Fon pozisyonlarına bakalım. Bu şirkette 3 tane yatırım fonu yatırımcı pozisyonunda. Bu biraz kafamızda soru işareti oluşturmalı. Bu kadar çok yatırım fonunun olduğu bir ortamda sadece 3 tane yatırım fonu bu şirketi yatırım yapmaya değer olarak görmüşler. Karlılık oranlarına bakalım. Brüt kar marjı %25'lerden %29'lara kadar gitmiş ama yani en top noktaya gelmiş olabiliriz. Yani bu şirkette hani kar marjı belki de bundan sonraki bilançolarda bu kadar iyi gelmeyebilir. Hani şirket güzel bir atılım gerçekleştirmiş, marjlarını sürekli arttırmış. Bilançoda da görüyoruz satışlarını sürekli arttırmış ve belli bir noktaya gelmiş. Sanki satışlar ve faaliyet karı o tarafta o şekildeydi. Burada da artık kar marjlarının belli bir seviyeye gelip burada sabitlenmiş olma ihtimali yüksek. Yani fiyat hareketini asıl tetikleyen şey kar marjlarındaki artış, karlardaki artış, satışlardaki artıştır ama sanki burada da
en yüksek noktaya gelmişiz ve bundan sonra biraz buradan aşağıya doğru kayabilir görüntüsü var satışlara baktığımız zaman özellikle. %21'lere kadar ulaşmış faaliyet kârı marjı %11'lere çalışıyormuş. Hatta bir dönem %5'lere kadar düştüğü bir ortamdan şu anda %21'lere kadar çıkmış faaliyet kârı marjı. Gayet güzel bir görüntü. Burada sadece şunu düşünmeliyiz. Acaba en tepede miyiz? Yani daha da artık yıldız noktasına ulaştı şirket ve buradan sonra düşebilir mi kâr marjları ya da sabit kalabilir mi? Kârlar, satışlar, kâr marjları sabit kalacak seviyeye ulaştı mı? Şirket doygunluk noktasına ulaştı mı? Şeklinde bir soru işareti oluşturmalı şu yapı bize. Evet, aşağıda baktığımızda öz kaynak kârının arttığını görüyoruz. Gayet güzel. Faaliyet yıllıklandırılmış olarak artıyor, çeyreklik olarak artıyor, net borç artıyor. Bu negatif tabii ki, nette borçlu bir şirket ve borçları da artmaya devam ediyor. Finansman maliyetinin yüksek olduğu bir ortamda artık borçların biraz dizginlenmesi daha iyi olur diye düşünüyoruz. Yani eğer tabii ki kâr marjları daha yüksekse finansman maliyetinden borçlanılabilir ama kâr marjları gördüğümüz gibi finansman maliyetinden daha düşük olduğu için biraz dizginlenmesinde fayda var gibi görünüyor. Evet, burada başka söylenebilecek bir şey yok. Şöyle bir grafiğine bakalım. Grafiğe baktığımızda şirketin kâr marjlarının arttığı, satışların arttığı ve o dönemde gerçekten çok güzel bir şekilde fiyat hareketi de öncülük etmiş. Hatta önden haber vermiş. Yani şirketin kârları artacak, kâr marjları artacak diye sanki önden haber vermiş ve çok büyük bir yükseliş yaşamış. Daha sonra da haliyle bu parabolik yükselişten sonra düşüş yaşamış ve Borsa İstanbul'un yükselişiyle birlikte tekrar bir yükseliş yaşasa da eski rekorunu geçememiş. Oradan sonra tekrar düzeltmesini görmüş Borsa İstanbul'la birlikte şimdi de kalkıyor. Şimdi böyle parabolik yükselişlerden sonra beni takip edenler biliyor, 2 yıl uzak durmak gerekiyor diyorum. Yani parabolik yükselişini yaptıysa bizim amacımız ne borsada? Öncelikle bir onu söyleyelim. Bu parabolik yükselişleri yakalamak. Yani biz işte atıyorum 5 tane 10 tane şirket alıyoruz. Ne bekliyoruz? Amacımız böyle bir o aldığımız şirketlerden bir tanesinin bir parabolik yükseliş yapması, çok yüksek kazandırması, işte 15'ten 380'e gitmesi ve oradan işte hani 5 tane piyango biletinden bir tane ikramiye yakalamak, değil mi? Şimdi bu şirket o ikramiyesini yakalamış, yatırımcılarına o ikramiyeyi vermiş. Dolayısıyla uzunca bir süre tekrar aynı ikramiyeyi verme ihtimali yok. Yani uzunca bir süre bu şirket artık bu parabolik yükselişi yaptıktan sonra yatay düşey bir hareket yapacak. Sadece bu şirket için konuşmuyorum. Bütün parabolik hareketler için konuşuyorum. Yani şöyle büyük bir hareket yaptıysa tamam artık olay bitti. Ondan sonra yavaş yavaş işte yatay düşey, yatay düşey 2 yıl boyunca en azından bir hareket yaşayacak. Çünkü bu şirket zaten görevini yapmış yani. Borsadaki yatırımcılar için konuşursam zaten görevini yapmış, çok büyük bir yükseliş yaşatmış, yatırımcılarına çok fazla kazandırmış, parabolik yükseliş yaşatmış. Dolayısıyla 2 yıl boyunca yatay düşey seyretme ihtimali çok yüksek. Bu yatay düşeylik içerisinde aşağıda takip edilmesi gereken değer 154.7 değeri. Tabii ki bölündükten sonra bu rakamlar değişecek, yarı yarıya düşecek ya da işte bölünme oranında düşecek diyebilirim. Yukarıda da 270 değeri satış için önemli bir bölge, önemli bir direnç. Yani 270'e geldiği zaman sat, işte 154'e geldiği zaman al şeklinde bir yatırım stratejisi kurgulanabilir. 270 değeri yakın zamanda görülebilir. Çünkü tabii 270'in hani bölünmüş tarafıyla değerlendirmek gerekecek. Aslında bu şirketi bölünme sonrası bir kere daha güncel haliyle belki değerlendirmemiz daha doğru olur. Fakat bu parabolik yükselişten sonra çok uzunca bir süre, en az 2 yıl büyük bir yükseliş beklememek lazım. Bilançolar tarafında da bir doygunluğa gelmiş olma ihtimalini gözden kaçırmamak lazım. 270 bölgesine gelirse kar realizasyonu, 154 bölgesine gelirse de alım için fırsat. Tabii ki bu fiyatlarla bölünmüş fiyatla daha farklı olacak. Bir de dolar bazındaki fiyatlarına bakalım şirketin. Tabii orada da değişecek. Şimdi bölündükten sonra dolar bazındaki görüntü de değişecek. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi harika bir parabolik yükseliş yapmış. Parabolik yükseliş yapınca yani eğer içindeyseniz ne mutlu. Kârınızı alın belli bir noktada şu düşüş emareleri başladığı zaman. Ondan sonra da 2 yıl boyunca bu şirketten uzak duruyorsunuz. Başka bir şey yok. Yani bu şu paraboliği yapmış bir ve içinde olan bir yatırımcı artık
En az 2 yıl uzak durmalı. Gerçekten de 16 dolar seviyesinden sattıysa bakın şimdi 7 dolar seviyesinde tekrar 2 dolardan 22 dolara kadar çıkmış. Siz burada sadece hani oyun içerisindeyseniz 22'den satmayı değil de 16'dan sattıysanız bile çok büyük bir kârdasınız zaten. O yüzden 2 yıl boyunca artık uzak durmak daha doğru olabilir. Burada 7.34'ten şu anda işte 8.5-9 dolar seviyesine kadar çıkabilir. Oradan tekrar aşağıya doğru yani yatay düşey bir seyir izlemesi önümüzdeki dönemde daha yüksek ihtimal gibi görünüyor. Şirket işleri anlamında da en yüksek noktaya ulaşmış görüntüsünde ve burada bir süre artık bu doygunlukla devam edebilir. Ondan sonra yeni yatırımlar, yeni işler belki işlerin daha da iyi büyütmesiyle tekrar bir rally yaşatabilir. Fakat o sonraki süreç şu anda belli bir süre doygunluk noktasında olabilir. Şirketin işleri bilançolarına baktığımız zaman hisse fiyatı da buna uygun şekilde yatay hareket edebilir. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.